Metrekare pazarlıkları yapılır bizde genellikle. Hocayla biz metre tul pazarlığı yapıyorduk. Çünkü o hep resimlerin uzunluğuna göre bana şu kadar metre tul duvar lazım Çünkü diyerek. eserleri muhtevasını Tabii, ben biliyorum. tabii. Şimdi doğal olarak öyle bir şey pazarlık yaparım. Tabii. Biz yani neticede bu her projede olan bir şeydir. Kimisi satılacak malı olan işte daha çok mal satmak için asılacak resmi olan daha çok resim Resmi asmak asacak için. ve yer için. Bu projeden önce Emre Aralat'la tanıştığımız yoktu. Karşılaşmamız da olmamıştı. Ama şunu söyleyeyim. Kendisini takip ettiğim, basından bildiğim, mimarlık dergilerinde okuduğum, hakikaten de çok sevgi duydum ve hayran olduğum bir mimar olduğu için aklıma o geldi ama şunu şey yapmadım. Üniversite senatosunda böyle bir durum var. Biz şimdi orada kiralık durumdayız, kiracı durumdayız. Ancak ne yapıp edip o binayı almak zorundayız. Buraya bir proje yapmadan da o haliyle o binada bir müze oluşturamayız. Dolayısıyla önemli bir proje gerçekleştirmemiz lazım ki devletten bu binayı alalım. Bizim arkadaşlarımız şey dediler, işte arama konferansı yapalım. Her zaman olduğu gibi. İşte öğrenciler arasında yarışma yapalım. Öyle bir zamanımız yok, öyle bir vaktimiz yok. Neden yok? Çünkü özel müzeler yönetmeliğine göre siz müze faaliyetlerini 2 yıl devam ettirmezseniz yönetmeliklere ve yasaya göre müzeniz kapalı sayılıyor ve de kadük hale geliyor. Dolayısıyla bizim böyle bir zamanımız yok dedi. Ben hemen o zaman Mahmure'ye sağ olsun. Mahmure bana Emre Aralat'ı bul dedim. Mahmure'cim sağ olsun aradı taradı. Emre Bey'le buluştuk. Konuştuk. Böyle bir şey var. Bize acil proje lazım. Alan proje de olsa olur. Ama bir de maket istiyorum. Çünkü görünür halde bunu sunmamız gerekiyor dedim. Emre Bey de sağ olsun şey dedi. Ya benim hayalimdi. Çünkü benim mezuniyet projemdi. O binada bir müze dedi. Serüven böyle başladı. Şimdi kendisine bırakayım. Bundan sonrası ile ilgili biraz konuşsun. Evet, aslında doğru. Benim diploma projem bütün o bölgeyi, o Salı Pazarı ve Antrepolar bölgesini dönüştüren bir projeydi ve bu yapıyı da zaten uzun süredir böyle takip ediyordum. Daha evvel Biennallerde falan da içine girdiğimiz yapılardı bunlar. Sonra İstanbul Modern üzerinden epeyce düşündüğümüz ve burası nasıl dönüşmelidir diye ortaya koyduğumuz bir bölgeydi. O yüzden de tabii çok heyecan vericiydi bir tarafıyla. Öbür tarafıyla daha da çok heyecan vericiydi. Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi gibi Türkiye'nin en önemli, en kapsamlı, belki de süreç olarak en geniş koleksiyonuna sahip olan bir kurumun bu şeyleri, bu eserleri sergileyebileceği bir müzenin olması, hatta artık hani bu müzeden öte bir tür buluşma noktası haline gelebilmesi, kent için çok önemli, çok merkezi bir alan olması itibarıyla ve daha büyük bir dönüşümün de bir parçası olması itibarıyla oradaki dönüşüme belki bir tür örnek teşkil edebilecek olma kapasitesinin olması gibi konularla ilgili beni çok heyecanlandırdı. Çok doğru. Yani bütün projeler heyecanlandırır ama bu projede hakikaten farklı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yalçın Hoca beni ilk defa aradığında evet tanışmıyorduk. Ben onu bir kere bir şeyde görmüştüm. Bir açılışta galiba daha evvel görmüştüm ama selamlaşacak kadar bile tanışmıyorduk. Bana üniversitenin rektörü diye birisi göstermişti seni o zaman. Böyle başladı aslında hikaye. Oraya ben şöyle söyleyeyim. Biz 2011 yılında Veliaht Dairesi'nden bir şekilde derken açık bir hileyle gönderildiğimizde orada bir proje oluşturmak için biz hemen şeylere başladık aslında, faaliyetlere başladık sağ olsun Emre ile birlikte de. Ama daha devletten müze yapmak için projelerimiz onaylanmadan, herhangi bir bütçe almadan, ben Emre Bey'e şey dedim, sen bize bir proje yap, işte maliyeti neyse tamam, bütçe falan yok ama, müze bütçesi diye bir şey yok.
Arkadaşlarım bana üniversitede sormuşlardı. Ya hani olur da binayı alamazsınız. Bu para o riski göze alıyorum dedim. Ben öderim. Dolayısıyla maketleriyle birlikte yapılan o iş 2012 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla bina bize verildikten sonra ancak öne açıldı ki. Tabii. O da iki parçalı bir durumdu. Yani Ankara'daki bürokrasinin içerisinde böyle tuhaf tuhaf şeyler vardı. Denizcilik işletmelerinin de dahil olduğu bir süreç. Müze tabii Emre çok iyi biliyor. Aslında o blok iki parçalı bir yapı. Hı-hı. Arka tarafta antrepolar, ön tarafta ofislerin olduğu bir yapı. Bize arkadaki antrepo, ana bloğu vermiş gibi gösterdiler. Halbuki Başbakanlık yani Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı binanın 5 numaralı antreponun tamamını kapsayan bir karar. Fakat denizcilik işletmeleri ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'na o zaman başkanlık yapan kişi ama işte ön taraf denizcilik şöyle diyor, böyle diyor dediler. Ve onun için tekrar bir süreç başlattık. Biz tekrar görüşmeler yaptık. Ofisleri de akabinde aldık. Yani 6-7 ay sonra hepsinin bir bütün olarak bize devri gerçekleşti. Bunun için de çok koşturduk zaten. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nda imzası bulunan o dönemin Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve bütün bakanlar tek tek imzaları için hepsinin kapısına gitti. Bundan hiç imtina etmedim ben. Ve en sonunda müze projesinin gerçekleşmesi için bütçe görüşmelerinde de dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gittiğimde bana aynen şunu söyledi. Biraz önce Emre Bey'e de söylüyordum. Kardeşim dedi, metrekaresi milyon dolarlar olan bir binayı biz orayı özelleştireceğiz. Sen benim elimden nasıl alırsın? Gidip müzeyini Gazi Osman Paşa'da yapsana. Orayı yani kentsel dönüşümün bir parçası olarak rehabilite etsene dediğimde bana örnek olarak da Londra'yı gösterdiğinde siz bana Londra'da British Museum'un National Gallery'nin nerede olduğundan bahsetmeyin. Oraları gayet iyi bilirim dedim. Şimdi bu bütçe pazarlıkları da çok yoğun bir şekilde sürdü. Bütün bunların hepsi gerçekleştikten sonra işte sağ olsun Emre ve ekibi gece gündüz çalıştılar ve süreç, inşaat sürecimiz bizim 2014 yılında resmen başladı. 2013 yılında başladığımızda temeller henüz ve de kolon güçlendirmeleri vardı ama biz bütçemiz olmadan temel hafriyatlarına ve temel kazılarına evet. Üniversitenin kaynaklarıyla 2012 yılında başlamıştık. Büyük inşaat meselesi projeler Anıtlar Kurulu'ndan işte Büyükşehir Belediye'den onaylandıktan sonra resmi olarak 2013 yılında başladı. Yani 2013 yılında başlayan o serüven işte biz bıraktığımızda 2018 sonunda 2019 Ocak 18'de benim görev sürem bitti. İnşaat sürecinin %95'i tamamlanmış, ön kabulü yapılmış, üniversite tarafından alınmış, %5'lik eksik bir süreç vardı. Onun tamamlanması ve açılması gerekiyordu. Tabii Yalçın Hoca'nın bize verdiği bir şey vardı, bir tür ihtiyaç programı vardı. Ama bunu da doğrusu beraber belirledik birçok aşamada. Evet, yani öyle çok kitabi işte illa şöyle olsun böyle olsun. Birlikte bir şey bayağı yoktu. Çalıştık yani. Ve evet. Beraber çalıştık. Hatta hocanın yani bu yapı yıkılsın yıkılmasın, yerinde dursun durmasın gibi bir ön kararı da yoktu. Yani ben ona tabii. Ya biz burayı gerçekten... Çünkü bence esas karar buydu. Çünkü böyle bir imkan vardı. Tabii onun yani, kavgasında biz Maliye Bakanı ile yaptık. Bana evet. Şunu söyledi yani bakanlık, Mehmet Şimşek ve de Ahmet Aksu, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı. Galata Port süreci başlayacak. Sen binayı yıkıp neden yeniden yapmıyorsun dediğinde evet. Hayır biz yapmayız dedik. Evet. Çünkü daha önce konuşmuştuk. Tabii. Yani ben de biraz hafif çekinerek Yalçın Hoca'ya çok tanımıyordum da açıkçası. Ya bu burada böyle bir kent hafızasına yönelik bir durum var. Ben binanın yıkılmasını doğru bulmuyorum ama biz burayı bir şekilde içini istediğimiz gibi değiştirerek ama o hafızayı tutacak. Özellikle buradaki üç boyutlu ızgarayı yani antrepo bölgesinin artık İstanbul'un hafızasına kazınmış olan ne diyelim alameti farikasını bozmadan
Hatta arkadaki ofis yapısını da ki değerli bir fasadı var, cephesi var. Onu da bozmadan bir iş yapalım fikrimi ilk defa hafif çekinerek söylediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra zaten daha az şaşırır oldum ama ilk şeyim oydu. İlk şaşkınlığım hocayla ilgili. Ya zaten başka türlüsü nasıl düşünülebilir ki demişti bana. Çünkü bir şey yapmıştım ben. Evet. Onu hiç paylaşmadım. Ama daha sonra paylaştık süreç içerisinde. Denizcilik işletmelerinin denizci kayıt defterlerinin tamamını ben depoladım. Hı hı. Müze binası açıldıktan sonra onları da bir alanda sergilemek, o binanın evet. hafızası olarak. Onları depoladım ve nerededir bilmiyorum şu anda akıbetini. Evet, yani aslında çok benzer bir hissiyatımız olduğunu bu ilk sorumdan ve ondan bu cevabı aldıktan sonra öğrenince biraz yolumuz açıldı açıkçası. O zaman tabii yapının ne tür bir dönüşümünün olabileceği, müzeler için problemli olan işte eserle izleyenin arasında herhangi bir bariyer olmadan oldukça tarafsız, olabildiğince tarafsız mekanların kurulması ve eserlerin aslında neredeyse dış dünyadan tamamen kopuk bir biçimde var olmasına yönelik bilindik ve aslında aranan, özellikle sanat camiası tarafından daha çok aranan durumun da beni kesmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü orası bir şey, yani bir merkez, hatta o dönüşümden sonraki şimdi aşağı yukarı nasıl bir şey olduğu anlaşıldı. Dönüşümden sonra daha da kalabalık ve kullanışlı bir yer haline dönme imkanı var. Bu anlamda bakınca da o merkezi böyle kendi içine kapalı bir kutu haline getirmek, bir white box veya black box haline getirmek yerine en azından sirkülasyon mekanlarının kentle ilişki kurduğu, zaman zaman bir takım nefes alma noktalarının olduğu, bu noktalarda eser illaki her an eserle baş başa kalmak yerine zaman zaman eserlerin dışında İstanbul'un kendisini, kentin o bölgesinin kendisini bir eser haline getiren bir takım kadrajlar, bir takım çerçevelenmiş görünüşlerin olmasını çok önemsedik. Yani o dönemde birlikte çalıştığımız, tasarımı birlikte yürüttüğümüz arkadaşların hepsi bu şeyi, bu hissiyatı benimsediler ve aslında ilk tasarım kararlarını epey hızlıca alabildiğimizi hatırlıyorum. Biraz bir tür şey vardı, ilk yaptığımız çalışmada yapının çok ortogonal, çok düzenli bir 90 dereceli bir aks sistemi var. Acaba yeni yapacağımız katman bunun dışında durabilir mi ve belki de açı olarak da ondan kopabilir mi diye bir çalışmamız oldu. O çalışmaya da hoca pek şey yapmadı, yani itiraz etmedi ama onun da biraz içinin cız ettiğini hatırlıyorum. Böyle zor kullanılabilen yerler, ya bunları hallederiz falan diyorduk ama sonra baktık ki buna çok değmeyecek. Yani bunu yapmaya çok da gerek yok. Sadece bir takım küçük seviye farklarıyla ve kullanılan malzemedeki anlayış birliğiyle diyelim, yapının mevcut, bunu bir obje trouvé gibi, bulunmuş bir durum gibi mevcut halini değerlendirip onun üstüne gelen bütün katmanları görünür ve o yapıyla, mevcut yapıyla arasında bir tür tansiyon oluşturur halde tutarsak yapının kendi ortogonal, kendi doğrusal düzlemine uyum sağlayabileceğini ve bu böyle bir değişikliğin gerekli olmadığını hissettik. Galiba doğru da yaptık neticede. Dediğim gibi aslında bütün dolaşım alanlarının neredeyse bir tür işte kopma noktası gibi, belki sanatı farklı türden bir gözle algılama noktası gibi galerilerin dışında cereyan ettiği ama herhangi bir sergi mekanına girildiğinde o mekanın da işte bir bildik bir müzenin o steril, çok fazla taraflı olmayan, eser dışında hiçbir şeyin çok fazla dikkati çekmeyeceği kadar ortada duran, tarafsızlığını koruyan bir mekan olması için uğraştık. Tabii burada bütün bu mekanların içinde
onlarca farklı büyüklükte ve farklı yükseklikte mekan var. Ki hocayla o dönemde ciddi pazarlıklar ettik. Yani metrekare pazarlıkları yapılır bizde genellikle. Hocayla biz metretul pazarlığı yapıyorduk. Çünkü o hep resimlerin uzunluğuna göre bana şu kadar metretul duvar lazım. Çünkü diyerek. Eserleri muhtevasını tabii, ben biliyorum. Tabii. Şimdi doğal olarak öyle bir şey pazarlık yaparım. Tabii tabii. Biz yani neticede bu her projede olan bir şeydir. Kimisi satılacak malı olan işte daha çok mal satmak için asılacak resmi olan daha çok resmi asmak asılacak için. Asılacak yer için. Yer için pazarlık yapar. Çok, çok uzun duvar pazarlıkları yaptık tabii, hakikaten. Tabii. Şu kadar şöyle bir metrekarede tabii. Duvar hatta olacak. Hatta zaman zaman şöyle olacak. Şeyler de oluyordu. İşte ekip arkadaşlarımız şantiyede falan çünkü paralel yürüyor projeyle şey. Şantiye bir noktada. Ben de her gün ama şantiyedeyim ama. Ben evet. Yani binlerce fotoğraf İşin çekmişimdir. İşin çok zor tarafı buydu benim için. Çünkü yani genellikle yapının sahibi benden daha fazla hakim olmaz yapıya. Burada tersine bir durum oluştu. Yani ben her gün orada olmadığım için hoca her bir köşesini biliyor, oradaki bütün sorunları biliyor ve bir anda baktım ki yani tasarıma da o kadar hakim ki yani üç boyutlu olarak da düşünebildiği için bize sürekli yani şuraya da bir duvar ekleme imkanı var diyor. Bana o şeyden geliyor işte Natali'den veya Rıfat'tan birinden geliyor. Hadi biz burada açıyoruz üç boyutlu olarak bakıyoruz bir falan. Bir yerde buluşuyorduk. Genel olarak da haklı çıkıyordu. Bunu da hani hakkını vereyim şimdi. Birkaç kere çok itiraz ettim. Yok burayı kapatamayız. Yok o kadar şey yapma. O küçük şeyler dışında tabii. Ben sadece bir yerde böyle çok şey yaptım. Ketum davrandım. Depolar. Ha tabii. Karıştı şey yaptım. Tabii. Şimdi oraya ben getireyim ben lafı. Bu çok önemli. Çünkü depo konusu tamamen teknik bir konu. Hocanın şeyidir, tasarımıdır. Yani depo içi. Tabii biz İtalyan firmasının hazır sunduğu bütün o çelik dolapların konstrüksiyonu, iç yapılarını tamamen değiştirdim ve buna göre üretim yapılacak denildi. Evet ve yani depoyla ilgili yani deponun iç tasarımı bütün işte rengine kadar aslında hocanın verdiği kararlarla yürüdü. Biz depo dışındaki alanı tasarladık. Ara sıra yolda bir takım değişiklikler oldu. Çok da doğal. Yeni ihtiyaçlar oldu. Bazı yerler yapıldığı zaman tam böyle gözümüz tutmadı. Hadi şuraya da bir şey yapalım falan dedik. Bir şeylerin önünü açmak istedik ama hep çok ciddi bir uyumla yürüdü hocayla bütün bu süreç. Bu çok önemliydi çünkü yani ben de o da ikimiz de sınırlarımızı biliyorduk. Yani ben ne kadar iddiacı olacağım, hoca ne kadar isteyecek. Bu sınırları hep çok yumuşak bir biçimde dokunduk o sınırlara. O yüzden de çok da uyumluydu. Tasarımın en önemli özelliklerini kaybetmeyen her türlü değişikliğe açık oldum ben kendi tarafımdan. Hoca da öbür tarafa hiçbir zaman geçmedi. Aslında basit gibi gözüken ama çok karmaşık bir şey yapısı var. Yani inşai dönem var. Bugüne evet. Kadar 7 müteahhit gelip geçmiş. En sonuncusu da birkaç ay evvel bıraktı gitti. Ciddi kaçtı. Mi? Tabii. Ya, tabii. Biz 3 müteahhitti bizde. Başlangıçta değil, bizim bıraktığımızda 3. Evet. müteahhitti. Evet. Ondan sonra bayağı yani, çok. İşte arada birileri geldi gitti. Kimisi hiçbir şey yapmadan gitti. Kimisi biraz yaparak gitti falan. Bizim açımızdan en zor tarafı, bu yapının en zor tarafı sürekli bir hafıza yenileme konusuydu. Yani aslında belirli bir hafıza üzerine kurulu ve aslında mevcut bir yapı üzerine kurulu bir hikayenin ara hafızalarını tutmak bizim açımızdan yani olarak en zor konu. Nerede ne yapıldı, kim ne yaptı, neyi nasıl değiştirdi bunu böyle elde tutarak gitmek hakikaten çok zor bir konu oldu. Bu kadar uzun sürünce bizim içimizdeki tasarım ekipleri de değişiyor tabii. Yani işte bu yapının son tasarım sorumlusu olan Natali şimdi Londra'da, orada bizim Londra ofisinde. Şimdi onun yerine Deniz bakıyor, ondan evvel Rıfat vardı falan. İş sürekli olarak böyle bir çok uzadığı zaman öyle bir dönüşüme sebep oluyor ama yani keyifli bir süreç her şeye rağmen.
kesinlikle benim içime çok son derece sinmiştir. Çünkü benim çok takdir ettiğim bir mimar zaten Emre Bey ve ekibini de sonra tanıdım. Hepsi bir çok kıymetli insanlar. Benim başlangıçta temel ilkem şuydu prensip olarak. Biz evet bir mekandan atıldık ama ben şunu farkındaydım ve o benim için önemliydi. Evet, Mustafa Kemal Atatürk orada bir müzenin faaliyete geçmesini söylemiş 1937'de. Kastettiği bir mekan dört duvarlı bir bina değildir. Müzeden kasıt içindeki eserlerdir. Hmm. Benim asli görevim o vasiyetin gereği olan eserleri korumaktır. Onun için ben eserleri aslında bir yerden bir yere kaçırdım. Onun adını böyle koyalım. Nitekim süreç orada kalmadı. Defalarca milli saraylardan o eserler istendi bizden. Bu depolar onun için özel tasarım. Bu depolardan özel retine taraması ve parmak izi olmadan kimse içine dahi giremez. Biz bu depoları yaptıktan sonra Ankara Kültür Bakanlığı'ndan ekipler geldiler. Ya duyduk ki hoca siz bir şeyler yapmışsınız. Biz de görmek, bakmak ve mümkünse Ankara'da yapmak istiyoruz diyor. Ve milli saraylardan da, Dolmabahçe'den de geldiler. Lakin onları içeri sokmadım. Siz depolara giremezsiniz dedi. Yani bizi kendi mekanımızdan attıysanız... Fotoğraflarını gösterseydiniz. Ha yani. içeri girip de ne yaptığımızı göremezsiniz. Şimdi bir şeye daha açık gidip benim çok içime sindi çünkü gerçekten orada bir müze var. Asıl olan da eserleri korumaktı. Kimin açtığı, müzeyi kimin açacağını hiç önemsemedim. Biz yaparız, eserleri koruruz, onları güvenlik altına alırız. Birisi gelir açar, ben yaptım derse de helal olsun o desin. O oraları hiç önemli değildi. Evet, benim de içime sinen bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Kuşkusuz bu kadar uzun süre bir insanın bir projeyle uğraşması ve inşaatın bu kadar uzun süre bir anlamda bir durup bir kalkması süreci biraz böyle keyifsiz hale getiriyor. Hatta zaman zaman bıktığın ve işte ne zaman bitecek diye düşündüğün bir süreç haline geliyor ama... Bir de işte biraz belki de daha genç meslektaşlarımıza bir şey gibi olmalı bu. Bu bir maraton. Yani nefesi tüketmemek, hatta zaman zaman işte bir kızgınlıkları, kırgınlıkları falan bir kenara bırakıp yapı için uğraşmak çok önemli. Çünkü bunun tersini yapmak çok kolaydır. İnsan biraz işte yaşı ilerledikçe... bazı şeylere daha fazla tolerans göstermeye başlıyor. Bu yapıda böyle pek çok noktasında toleransın üst seviyeye çıkmasının gerektiği bir süreç olarak yürüdü. Bizim için 10 yıl sürmüş yani 2012, evet, öyle. 2022, 10 yıllık bir süreç. Ama bunun gibi yapılar var. Yani benim tek 10 yıllık yapım değil bu, birkaç tane var. Oralarda işte mimar bir anlamda bütün bu hikayeyi yönlendiren, aynı zamanda sorumluluğunu üstlenen ve çıkabilecek her türlü sorunu da öngörmesi gereken bir figüre dönüşüyor. Bu yapıda benim için çok öğretici. Gerçekten de hani kitabı yazılabilecek bir yapı haline geldi. Ürünün kendisinin çok zafiyetleri var. Yani pek çok ürünün olduğu gibi. Ben yapılarını bittikten sonra çok seven birisi değilim. Onlarla kurduğum ilişki böyle bir yerden sonra hani bir aşk nefret ilişkisine dönüşüyor. Bunun dışında kalmış hiçbir yapım yok. O yüzden yani kendi yaptığım bir yerde oturmayı, işte bir rahatça bir kahve içmeyi falan çok sevmem. Müzede böyle tabii bu 10 yıl içinde biraz o tarafa doğru benim için geçti ama her şeye rağmen içinde durmayı ve mesela geçen hafta bir küçük bir konser düzenlendi orada. Gene kurumun kendi bünyesinde olan konservatuvarın öğrencilerinin hakikaten çok duygulandırıcıydı. Yani o mekanın içinde böyle bir etkinliğin yapılıyor olduğunu görmek, 10 yıl boyunca işte onun tozunu toprağını yutmuş birisi olarak böyle pırıl pırıl orada büyük heyecanla gelmiş işte arp öğrencileri, keman öğrencileri nefis bir performans sundular bize. Bu anlamda bakınca da evet tabii ki aslında
Evet, hiçbir yapımı sonunda çok fazla seviyor değilim ama hiçbirisiyle de çok önemli bir derdim yok. Bu yapıyla da yok açıkçası. Natamam olan, bir türlü bitmeyen kısımları var. Özellikle ben bu yapıyı hep tarif ederken, bu bölgeyi tarif ederken biraz da alıntı yaparak, yani burası işte Galata'nın sahnesidir diye bir tarifi çok değerli buluyordum. Bizim orijinal projemizde olan bütün bu mekanik sistemlerin, çatıdaki mekanik sistemlerin üzerinde bir katman var. Böyle yarı geçirgen bir katman var. Çok da güzel bir kare, bir küp. Evet, ve o katmana bir türlü para yetiştiremedik. Nasıl olduysa o para bir şekilde bulunamadı ve hala duruyor bütün şeyiyle, karmaşıklığıyla ve cesametiyle. Üzülüyorum, yakında benim ona gözüm alışacak diye. Yok, göz alışmıyor. Evet, öyle bir şey var. Bu tür büyük eksiklikler üzüntü veriyor. Ama onun dışında genel durumundan, mekan kurgusundan, içine girdiğimizde bize ulaşan hissiyattan genel olarak memnunum. Bütün serüven bununla başlıyor. Halil Ethem Bey ile başlıyor. Halil Ethem Bey, Osman Hamdi Bey'in kardeşi. Biz hep Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi'nin 1937'de kurulmuş olduğunu biliriz. Öyle aktarılır. Ancak Halil Ethem Bey'in Elva Nakşiye kitabında ve de bizim bildiğimiz tarihte kuruluşu 1914'tür. Çünkü Osman Hamdi Bey, Müze-i Humayun'un başkanlığı ve Sanayi Nifse'nin kuruluşu sürecinde kardeşini kendisine yardımcı olması için yanına alır ve ona bir vasiyette bulunur. Müze-i Humayun kurulduktan sonra bir de Nakış Eserleri Müzesi kurulması işini kardeşine havale eder, Halil Ethem Bey'e. Dolayısıyla Resim Heykel Müzesi'nin ilk kuruluşu, nüvesi 1914 tarihli ve Elva Nakşiye koleksiyonunun Halil Ethem Bey tarafından derlenmesiyle başlar. Şimdi bizim müzemizle Halil Ethem Bey'in müzesi arasında trajik bir benzerlik de vardır. Bu trajik benzerlik şimdi söyleyeceğim sebeplerden dolayı. 1916-18 arasında İstanbul'un işgal yıllarında Halil Ethem Bey'in müzesi sandıklarla İstanbul'da muhtelif binalara taşınır. Eserler yabancıların eline geçmesin diye. Bu serüven, süreç Halil Ethem Bey'in işgal yıllarından sonra müze için bina istemesi gündeme gelir. Yeni bir bina istemesi ve ilk önerisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de müze binası olarak üniversiteye vermiş olduğu Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'dir. Halil Ethem Bey bunu ister. Müzenin orada kurulmasını, orada faaliyetine devam etmesini ister. Verilmez bir şekilde. Sonra Gülhane Parkı içerisindeki Alay Köşkü'nü ister bu sefer. Orası da bir vesile gene verilmez. Müze eserleri, yani Elva Nakşiye koleksiyonu eserleri dolayısıyla Sanayi Nefise'nin duvarlarında ve orada şimdi Çinili Köşk olarak da bilinen mekanda bir süre korunur. Öğrencilerin görmesi için koridorlarda sergilenir. Ta ki 1937'ye kadar. 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2. Türk Tarih Kurultayı vesilesiyle Dolmabahçe Sarayı'na gelmesi ve de Veliaht Sarayı'nda, Veliaht Köşkü'nde eserlerin sergilenmesiyle müzenin orada kurulması kararı verilir. Ve bu müze koleksiyonunun da genişletilmesi kararı bütün Türkiye'ye devlet başkanlığı tarafından bir şekilde, ne diyelim ona, kararnameyle bildirilir ve eserler burada toplanır. Hiç büyük bir kavgamız olmadı. Onun için teşekkür ediyorum ben. Ben de tabii. Böyle küçük yumuşak atışmalarımız oldu. Ya işte şu kiriş niye burada görünüyor mekanı? Hatta evet. Bir tanesini öyle durdurmuştu. Ya bu hiç olmaz, struktürel yapıyı burada gayet iyi gösteriyor. Yabancılar evet. Salonunda. Evet. Bu kalsın. E peki, tamam, sen öyle diyorsan kalsın demiştik. Evet, bizim bir duvardan vazgeçmiştik mesela. Öyle dediği için. Evet. O tür konular oldu. Evet. Ama şey, yani çok uyum içinde çalışıldığını, gerçekten böyle evet. Hani bunu kamuya açıklamak evet, üzere evet, değil, yani bütün içtenliğimle söyleyebilirim ki
benim için şimdiye kadar çalıştığım en kıymetli işverenlerimden bir tanesi. Aynen. Zaten öyle olduğu zaman da dost haline geliyorsunuz. Bugün benim çok yakın, çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi. Çok sağ olun, teşekkür ederim.